Gördüm, vallahi de gördüm. Vay be. Versene şunu. Vallahi görüyorum. Ne yapıyorsunuz kız? Şaşı bakıp şaşırıyoruz. Nasıl şaşı bakıp şaşırıyoruz? Babacığım, şimdi anlatmakla olmaz. Görmen lazım. Şuraya. Ver bakayım. Ay. Ne bu lan? Öyle olmaz. Şaşı bakman lazım. Ne ki bu? Şaşı bak şaşır. Bakıyorum, bir şey yok. Öyle olmaz. Şaşı bakman lazım. Kızım, dalga mı geçiyorsun sen benimle? Bakıyorum işte, bir şey görünmüyor. Ne baksam baksam aynı. Göremiyor musun gerçekten baba? Yok, görmüyorum. Babiş kuşum, bak şuraya odaklan. Şu bölüm. Parmağını koy. Hı. Yap yap. Ulan bak, babanızda tiye geçiyorsanız hakikaten tokatlarım bak ha. Yok vallahi baba. Uzun süre şaşı bakınca şaşırıyorsun gerçekten. Vallahi ben bile şaşırdım ya. Düşün yani. İnsanın midesi bulanır kızım buna baka baka. Manyak mısın siz? Bak, iki farklı resimleri vardı ya, onlar güzel. Bunlarda iş yok. Bakıyorum bir şey görünmüyor. Yok mu çengel bulmaca, onu çözelim bari. Ne? Hiç, hiç, hiç. Yok işte, bir şey yok, görünmüyor. Şöyle çizgiler var, onları mı diyorsunuz? Yok yok, zürafa var orada, zürafa. Gözünü şaşı yapma, bir daha geri gelmez, manyak. Yaşlı zampara, göç çocuk kızla. Ya şuraya bak Nihale ya. Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de her 10 kadından 5 tanesi dayak yiyormuş ha. Ay ne o? Buna mı şaşırdın Kubatçım yani? Ya şaşırdım tabii. 10 kadından 5 tanesi dayak yiyorsa 5'i de yemiyor demektir. Ne yapacaksın? 5'ini bulup sen mi döveceksin yani? Yok kız, el alemin karısıyla mı uğraşacağım? Ben sağ zor yetişiyorum. Ay en azından bu konuda sadıksın yani. He, sadığım tabii karıcığım. Vallahi ben senin üzerine gül kopartır mıyım hiç? Sağ olasın Kubat'ım. Bak bak, burada tüyolar vermişler. Aa, ne diyorlar? Şiddet görenler için tüyolar işte. E tamam da ben de okudum bunu şimdi, ne olacak? He, oku bakayım sen, ne diyorlarmış? Dayak sırasında cenin pozisyonu alıp başınızı darbelerden koruyun tüyolar. Ah ah. Sen gençliğinde incecik, çok güzel bir kızdın. Ne varmış halimde? Ya baksana. Birdenbire irileştin, genleştin. Yani resmen aslanlaştın. Anne, niçin moralimi bozmaya çalışıyorsun sabah sabah? İstersen akşam akşam da bozabilirim. Şu basenlerine bak. Ne olmuş basenlerime? Sen kendi basenlerine bak. Ne olmuş benim basenlerime? Almış başını gitmiş. Sen kendinin farkında değilsin galiba. Ciddi misin kız? Anne! Anne! Görüyor musun ne haldeyim? Ne oldu? Anne! Bak şu göbeğe! Kapanmıyor pantolonum. Şu pantolon bana bol geliyor da artık. Dar geliyor, dar. Ben ne yapayım anne? Kapanmıyor, kapanmıyor. Ben bunun içine nasıl sığacağım? Bu nasıl bir göbek? Bizimki de öyle. Ya bana ne seninkinden? Bak benimkine bak. Hadi şunu bir deneyelim ya. Bakalım nasıl oluyormuş Nihale. Kalk kalk, bir tatbikat yapalım gel. Ya Kubat'ım yani, Allah'ım Allah'ım ya. Her gazetede yazan pozisyonu biz uyguluyor muyuz? Lütfen ne yapıyorsun? Kız, hepsini uygulamaya gerek yok. Cenin pozisyonuna bakacağız. Gel şurada bir cenin pozisyonu al. Bakalım oluyor mu, gel. Ya Kubat'ım, sabah sabah ya gözünün yağını yiyeyim. Bayram değil, seyran değil. Nereden çıkıyor bu dövmeler mövmeler? Ceni kim ayrıca? Nihale, gel dedim buraya. Saçma sapan konuşma. Gel, göstereceğim işte. Şu cenin pozisyonunu bir al ya şurada. Gelsene of, kız. Of be Kubat'ım, tamam tamam yani. Of. Bak bak, sinir öfke yapma. İstersen alma, sen bilirsin. Ben nihayetinde sana girişeceğim. Alsana cenin pozisyonu. Ceni nasıldı be? Ya hatırlasana, sen annenin karnında nasıl duruyordun? Cenin pozisyonu şöyle, ellerini böyle başının üstüne alacak. İki büklüm olacak hadi. Tamam, hatırladım. Hadi hadi ol çabuk. Olayım, tamam. Çabuk ol, bu çok ama heyecan verici. Ama bak kafama falan vurma, aptal doğmayayım sonra, tamam mı? Lan gerizekalı, maksat o zaten. Bakalım darbelere karşı dayanıklı oluyor mu cenin pozisyonu anca, ona bakacağız. Tamam, böyle mi eğitim? Azıcık şöyle içeri doğru bükül. İçeri doğru bükül, güzel cenin ol ya. Vallahi cenini çıkartacağım ha, çabuk ol. Hah, güzel, bakalım ne olacak şimdi. Sakın sakın kafama vurayım deme, tamam mı? Lan salak, demin de söyledim, tamam dedim ya. Kafana vurmaya çalışacağım, koru kendini işte. Koruyorum. Allah senin tependen baksın. Hazır mısın? Allah senin ayağın, elin tutulsun Emi Kubat. Of!
Güzel, anlaşıldı. Hazırsın demek ki. Beddualarından belli. Tamam. Dur bir terlikle girişeyim bakayım nasıl olacak. Tekmelemek olur mu? O zaman yan ayak tekmeleyeyim. Terlikleri bırakıyorum. Tamam. Güzel. Anneciğim ya, ben nasıl kilo vereceğim? Sen yine iyisin canım. Ben nasıl kilo vereceğim? Siz yine iyisiniz. Asıl ben nasıl vereceğim? Annem, siz kahvaltı etmiyor musunuz? Hayır kızım. Biz 10 dakika önce rejime başladık. Yatıyorum. Anneciğim ya, keşke 10 dakika sonra başlasaydınız. Harika oldu sucuklu yumurta. Anne, bir şey diyeceğim. Eğer sen yemeyeceksen seninkini lüpletebilir miyim? Lüplet kızım, lüplet. Afiyet olsun. Ne güzel, ne güzel. Anneannenin payını da bana koy. Hayır. 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 Anne ne yapıyorsun ya? Ben rejimden çıktım. Bırakıyorum. Gördünüz mü? Rejim böyle bıraktırırlar adama. Aşk olsun anne ya. Hemen sattın bizi. Annemden beklerdim ama kendimden hiç beklemezdim doğrusu. Cici, cici, cici. Saçmalıyorsun, gitme. Bırak ulan, açım ben aç. Gel teyze, gel. Oho, biz böyle kilo veremeyiz ki. Veririz, veririz değil mi? Veririz, veririz. Spora gideriz. Çok güzel fikir. Aslan, hayatım ben spora gitmek istiyorum. Tamam yavrum, ben seni hemen Fenerbahçe altyapıya yazdırayım. Başla. Şaka yapmıyorum hayatım. Gerçekten gitmek istiyorum. Kızım sıyırdın mı sen sabah sabah? Beni mi delirtmeye çalışıyorsun? Allah Allah. Gitmek istiyoruz aslan. Ben de. Ben de istiyorum babiş kuşum. Enişte, beni de gönderir misin lütfen? Sucuklu yumurta ile uğraşmanın bedeli böyle olur. Doğru söylüyorsun. Sucuklu yumurtada çok büyük bir taktik hata yaptım ben. Haklı. Yavrum ucuz bir yere gidin de göçmeyelim. Enişte, bir dakika. Enişteciğim korkma. Ailece gidince indirim yapıyorlar değil mi? İnşallah. Abim. Aslında dışarıda yürüseniz, atmosferi alsanız, temiz hava. Ben inanmıyorum yani. Koşu bantında olmuyor bu işler. 1,5 milyar adam başı. Nasıl vereyim ben? Olur olur, verirsin. Çalış. Biraz tavşansa